başlayacağız. Mübarek hepimiz. İnşallah bakıyorum ki güzel, huzurlu, bereketli bir Ramazan korkularımıza da yansır. Tabii bu bir Ankara seyahati yaptık. 8 gün sürdü. Ankara seyahati 8 gün dışında bir de seçim sonrası ilk defa bir fırsat yeni oluştu. Hem bir Ankara'yı değerlendirelim. Hem belediyecilik anlamında bu. Bugün 30 ayın 12'si mi oldu? 12'si olduğuna göre 38. gün. İşte 38 gün boyunca neler yaptık? Onların sohbetini yaparız. Sorularınız varsa her zaman olduğu gibi gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Onları söyleriz. Öncelikle tabii Ankara'yla başlamak istiyorum. Ankara'da ilk ziyaretimizi genel başkanımızı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaretle başladık genel merkezimize ve kokteyli halkına genel başkanımızın hem Ramazan-ı Şerif'in tebriklerini iletti. Hem kokteylinin her zaman yanında olduğunu bir kez daha hissettirdi, güç verdi bize karşı. Daha sonra da Antalya Milletvekili Sayın Abdurrahman Başkan'la beraber bir değerlendirme yaparak Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti milletvekillerimizle beraber bir iftar yaptık. Bu iftara AK Parti ilçe başkanımız Kemal Sancaktar da eşlik ettiler. Orada bundan sonraki 5 yıl boyunca kokteyli üzerinden Cumhur İttifakı'nın değerleri ve Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleriyle nasıl çalışacağız? Ankara'yla olan ilişkilerimiz, İmirlikleri'yle olan ilişkilerimiz nasıl devam edecek? Bunların istişarelerini yaptık. Ve çok aşırı derecede verimli bana göre geçti. Kokteyl anlamında verimli geçti. Daha sonra belediyemiz şu anda yapı itibariyle biliyorsunuz böyle 58 bin üzerinden bir nüfusla pay alan, kişi başı pay alan bir ilçemiz. Bununla ilgili C8 statüsündeydik biz. Yani kadrolarımız, memur kadrolarımız, işçi kadrolarımız, non kadrolarımız, açılması gereken müdürlüklerin yapıları C8'e göreydi. Bunun bir kademe üstü olan C9 dediğimiz aslında 100.000-250.000 arası C9'da. Bunun 3 tane yöntemi vardı. İşte tarım, turizm, sanayi gibi nitelik kazandırmanız gerekiyordu. En kolay, en basit C9'a geçebilmek için en kolay, en basitlerinden bir tanesi turizmdi. Yeni yönetmelikler çıkacak. Bunlar biraz daha katılaşıyor şu anda. Non kadrolar ve statülerin atılması. Bu ay son olduğu için, ben önce içeriden bilgileri aldığımızdan dolayı Çevre Şehircilik Bankası'nda genel müdürlüğünde daire başkanlarımız, genel müdür yardımcılarımız ve genel müdürlerimiz de istişarede bunu bir an önce yapalım ve şehrimizi attığımız adımı 58 binde olmamıza rağmen 100-250 bin arasına hazırlamamız gerekiyor. Yani o kadroları kullanmasak da, o müdürlükleri kullanmasak da hazırlamamız lazım. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü biraz sonra değineceğim. Önümüzdeki hafta itibariyle artık her şey bitmiş olan doğalgazın ihalesi yapılıyor. Kasım ayında da yapım ihalesi yapılıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak olan ihale proje ihalesi. Hatlar belirlendi. Bunun teknik çalışmaları yapılacak. Kasım ayındaki ihaleyle beraber de Ocak ayında artık kazma oluyor kokteyli. Bu şu demek, bir yıl sürecek, merkezdeki 6 mahallemiz başta öncelikli olmak üzere bir yıl içerisinde doğalgazı yakacağız. Yani 2020'nin maksimum 6. ayında artık her evde doğalgaz yanmış olacak. Tabii bu şunu getiriyor, 58 binlik nüfusumuz doğal olarak bir yıl, iki yıl, üç yıl yani periyodik olarak 58 bin, işte 70 bin olacak, 75 bin olacak. Bakmışsınız ki 3-4 yıl sonra, 5 yıl sonra doğal gazın sebebinden dolayı zaten doğal olarak 100 bine bu şey yapacağız. Dolayısıyla şimdiden 2-3 yıl öncesinden 100 bin 250 bin arasındaki bir belediyeymiş gibi kendi altyapımızı hazırlamak adına bu şeydi. Sağ olsun Turizm Bakan Yardımcımız daha önce bir önceki görevde Cumhurbaşkanımızın genel sekreteri olan Sayın Nadir Alparslan Beyefendi ile yaptığımız görüşmelerde sunduk, ekiplerimiz sundu. Bütün turizm envanterlerimizi çıkarttık, büyüklerimizi çıkarttık, tarih eserlerimizi, sit alanlarımızı, medresemizi, bütün dokümanları verince bir de yazlık olarak netlendirdiğimiz kişiler aslında yayla turizmi
şu anda. Yani kaldıkları evleri biliyorsunuz bizim gözümüzde, Turizm Bakanlığı'nın gözünde yayla evleri olarak olduğundan, yayla turizmin statüsünde içerisine barındırdığımızdan dolayı hemen 4 günlük bir çalışmayla Turizm Bakanlığımızdan turizm şehri ilçesi sınıflandırması, değerlendirilmesi Turizm Bakanlığı tarafından yapıldı. Onu da hemen Çevre Şehircilik Bakanlığımıza verdik. Ve şu anda yazıları yazıldı, bitti. Onayları da DPT'den bu hafta çıkıyor. Ve C9'a geçmiş durumdayız şu anda. Bu birinci kısmımız. Mantığı da bu. Yani sebep sonuç ilişkisi. Yani C8, C9 nedir mantığı bu. İlçemizi hazırlamak. Hem doğalgazla artan nüfustan dolayı, hem de yeni belediyemize geçtiğimiz zaman, yeni belediye binamıza geçtiğimiz zaman müdürlükleriyle, non kadrolarıyla, tabii özel kalem müdürlüğümüz yoktu. Bu eksiklikti bizim için. İş ve işlemlerde sıkıntı çekiyorduk. Özel kalem kadrosu çıkmış oldu. Burada da belirtim özel kalem olarak da Hasan Bey devam edecek. Hasan Bayır arkadaşımız devam edecek. Başkanım peki bu kadro yükseldiği zaman ödenekte falan değişiklik oluyor mu? Şöyle, net olarak nüfusa bağlı ödenek olmuyor ama %2-2,5 civarında bir artış doğal olarak bu aydan itibaren olacak. Statü gereği olacak. Yani %2-2,5'da nedir? İşte 2 trilyon 200 civarında aylık gelen bütçeye baktığımızda bir 40-50 bin liralık şey ki bizim için büyük bir para. Bir park parası. Bir park parası değil. Bizim yaptığımız parklar 40-50 bin liralık parklar değil. ama 40-50'dir. Böyle oluşuyor zaten. Artı mı olacak? Hiçbir olumsuz tarafı şey mi? Olmayacak mı? C9'a açıklaması mı? Yok, herhangi bir şey yok. Olumsuz tarafı bir şey olur. Kadroyu almışsınız. Yani bir sürü memurluk kadrosu, bir sürü non kadro, işçi kadromuz var. Boş olarak duracak tabi. Eğer hovardaca kullanır da bunu eskisi gibi olduğu gibi siyaseten işte ben bunları doldurayım derseniz maaşlarını ödeyemez ve yatırım yapamaz hale gelirsiniz. Ama 5 yıl boyunca bu Ömer İşlek idaresinde böyle bir şey mümkün olmadığını herhalde yavaş yavaş hissediyor korkuyor. Orada sıkıntı yok. C8-D9 çalışmasından sonra özel kalem kadrosunu aldığımızda bir sağ olsun yine Antalya milletvekillerimiz, AK Parti milletvekillerimiz ve Abdurrahman Başkan vasıtasıyla yerel yönetimlerden sonra genel müdürümüzle yaptığımız şeyde 1.200.000 lira civarında maliyeti olan bir arazöz ihtiyacımız vardı. Hibe olarak o arazözü Allah'a şükür aldık korktuğu olarak. 250'ye yakında sıfır konteyner, 800 litrelik büyüklerden. O da yaklaşık şu anda piyasa değeriyle 125-130.000 lira civarında bir konteyner şey olacak. Sağ olsun ben şimdiden Çevre Bakanımıza, genel müdürümüze, daire başkanlarımıza ve vesile olan AK Parti İl Başkanı, MHP İl Başkanı hepsine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de gittiğimizde bir arazöz, 250 tane çöp konteynerimizi de aldık. Hemen hemen her Ankara seyahatinden sonra gider nazlanırız. Ben dediğim gibi yani o kapılarda yatarım. Her gittiğimizde bir şeyler koparız Ankara'dan, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Seviyorlar bizi çünkü. Kokteyli de seviyorlar. Orada bir sıkıntımız yok. Tabii Enerji Bakanımıza geçtik. Hem bir teşekkür oldu biliyorsunuz Enerji Bakanımız seçim döneminde buraya gelip doğalgazın talimatını vermişti. O zaman da açıklamıştım. Doğalgazın Korkuteli'ye gelme sürecinde seçim döneminde Sayın Enerji Bakanımız buraya ziyaret ettiği güne kadar benim tırnak ucu kadar bir şeyim yoktu. Bunu başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Antalya milletvekillerimiz, zamanın Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türevi katkıları, il başkanım ve o dönemin AK Parti Korkuteli ilçe teşkilatının vasıtasıyla bunlar çıkmıştı zaten. Ben birazcık tesadüfi nokta yaptım ama bu saatten sonraki, o zaman da söyledim, bu saatten sonraki nokta benim noktam. Belediye başkanı olarak bunu hızlandırmak, şehrin altyapısını, ilçenin altyapısını hazırlamak bize aitti. Ve dolayısıyla hemen Enerji Bakanımıza teşekkür ettik bu süreç içerisinde. Ve oradan BOTAŞ Genel Müdürlüğümüzle, hemen Enerji Bakanlığımızdan 3 saat önce BOTAŞ Genel Müdürlüğümüzle görüşmemizi yaptık. İşte bir hafta sonra son proje şeylerini gördük. Geliş noktalarını gördük, anavanaların yerlerini gördük. Datköy'deki nihai şehir merkezine gelmeden önce gördük. Bunun haritası da elimde. Ben ondan sonra fotoğrafını çekerim, basın mensuplarımıza paylaşırım. Ki gizli saklı olup da biliyorsun bu türlü noktalarda bir rantlar da oluşuyor. Hani hatların gideceği, sonlanacağı yerlerdeki araziler kıymetlendiği için birileri demesin ki Ömer İşlek bunu saklıyor.
işte meclis üyelerine, partililerine dump verecek demeyin diye şimdiden ben size göndereyim yarın itibariyle o haritayı. Siz de yayınlayın da yatırım yapacaklar kendileri yapsınlar. Siz de takip edin bakalım onun etrafından arsa toplayan var mı yok mu? Bir tane şeffaflığın dibine vuralım diye düşünüyorum. Olur mu Hasan Bey? Olur. Hı-hı. Çok iyi. Onu da vereyim ben size. O haritayı da aldım geldim. Şu anda bu hafta ihaleye çıkacak toplam 47 kilometre. Hat, bir çay kenarı tarafında bir boru var. Datköy'ün tam şu köşesinde de şöyle bakın. Datköy'ün sonlandırma var. Sistem aslında şu şekilde. Şöyle bir anlaşmayı rahat yapabildik. Normalde prosedür şu şekilde devam ediyor. Ana boru hattını BOTAŞ yapıyor. İlçe merkezinde girmiş olacaktır onun. Yani ana borunun bitmesiyle şehir hazır olmuş olacak ve bir anda doğalgazı verecek. Doğalgaz nereden geldik başkanım? Antalya'dan mı geliyor? Hayır. Ya Dakköy'den bahsediyorsun. Hayır, bitiş noktası. He. Yani Korkuteli'ne ana hattın dağıtım yapılacağı yer Dakköy'ün köşesinde. Yani oraya gelinceye kadar ana hat, evet. Oraya gelinceye kadar ilçe merkezinde de Ocak ayından itibaren bir yıl içerisinde şey yapacak, hazırlık yapılacak. İhale ne kadar? Bunu da belli mi? Önümüzdeki hafta proje ihalesi yapılacak. Kasım ayının sonunda da yapım ihalesi. O zaman 6 ay gibi bir şey dedim galiba. 6 ay, 6-7 ay proje. Yani teknik proje şey yapılacak, bitecek. Ondan sonra Kasım ayının sonunda da yapılacak. Ocak ayında da yer teslimi yapılıp Enel Yer merkezde Kokan içerisinde BOTAŞ'ta ana hattını yapmaya başlayacak. İki şirket birden. Tabii BOTAŞ. Evet. Enerji Bakanımızla bunu konuştuğumuzda bir konuyu da rica ettik kendisinden. Şimdi sizin vasıtanızla ben Kokteyl'e şunu söylemek istiyorum. Merkezdeki 6 tane ilçemizde artık bu iş ete kemiğe bürünmüş bir noktada. Dolayısıyla bizim 6 merkez mahallemizi hazırlamamız gerekiyor. Ne için hazırlamamız lazım? Hazır, hep beraber çile çekeceğiz, tekrar kazınacak bu sokaklarımız. Biz de şöyle bir çalışma yaptık. Fen İşleri Müdürümüzle, başkan yardımcılarımızla, dışarıdaki bu konuya hassas olan bilen arkadaşlarımız var. Bunlarla TEDAŞ, Telekom ve ASAT. Bu üç kurumla biz şu anda görüşmeleri yapıyoruz. Diyoruz ki 2020 bütçenize hazır doğalgaz için kazılacak bu altın hali. Gelin TEDAŞ elektrik hatlarını altına alalım burayı. Telekom internet hatlarını alsın, telefon hatlarını alsın. ASAT da varsa eksiklikleri bu merkez altı mahallemizdeki kanalizasyon ve içme suyuyla ilgili bunları tamamlasın. Ki bir buçuk yıl boyunca bir çile çekelim, tek bir çile çekelim. Ondan sonra bir daha kazma, bozma olmasın. Hatta yapılmamış arsalara, yani ev yapılmamış, bina yapılmamış arsalara da kutularını bırakalım. Daha sonra inşaat yapılırken şey yapmasınlar. Asfaltımızı, dökeceğimiz asfaltları bozmasınlar diye. Bununla da ilgili Enerji Bakanımıza gitmişken teşekkür için doğalgazla ilgili biraz nazlandık. Dedik ya ben böyle 2020 bütçesi için. O anda sağ olsun talimatını verdi. TEDAŞ Genel Müdürlüğümüzle görüşmesini o anda yaptı odada. Abdurrahman Başkan ve Kemal Bey de vardı. Yarın itibariyle resmi yazımızı Kokteyl Belediyesi olarak yazıyoruz. Bakanlığa, direkt bakanlığa doğalgaz gelme sebebiyle TEDAŞ'ın 2020 bütçesini bu 8 mahallenin hem trafoların güçlenmesi hem elektrik altyapılarının aşağı alınması diye bunu da halletmiş olduk. Telefon? He? Telefon? Telekom'da bir sıkıntı yok. Bölge müdürümüz hazır. Şu anda Telekom ve ASAT teknik ekipleri tek tek bizim fen işleri müdürümüzle beraber mahalle mahalle çalışma yapıyorlar. Onlar da şimdi bütçe çıkartacaklar. Onun da Ankara'dan hemen şeylerini en fazla 1,5-2 ay içerisinde onların da yapacağız. Çünkü bizim şeyimiz şuydu, benim önerim şu oldu. Antalya'nın 19 tane ilçesi var. Bu 19 ilçenin içerisinde bu bahsettiğim kurumlar diğer ilçelerden, 2020 bütçelerinden %5 kıssa o ilçelere bir sıkıntı gelmez. %5. Ama 19 ilçeden %5'er 2020 bütçesinden aldığımız zaman Kokteyl'ine doğalgaz sebebiyle de biz bütün problemlerini Kokteyl'in çözmüş oluruz.
Samsun kurumlar da buna ikna oldular. Yani dedik ki, yani siz de uğraşmayın. Hatta biliyorsunuz bu türlü prosedürlerde şey var, biz de belediye olarak önünüzü açalım. Yani kepçe ise kepçe, kamyonsa kamyon verelim. Kazı bedelleri, izinler, sırf bunun için özel bir şey, olağanüstü ekip kuralım. İzinleri hemen kazının yapılacağı yerde verelim dedim yani, bölge müdürlerine. Caddeye gidelim, ben burayı kazacağım diyorsam ben buraya izni vereyim orada. Ama yeter ki bir kere kazalım, doğalgazla verenler Ocak ayı itibariyle. Siz de girin Korkuteli'ye, şu 8 mahalleyi artık toz, toprak, bilmem ne, kazılma, o bu, taştı, asfalttı. Bu işten çıkalım diye. Şu anda TEDAŞ'ta bir sıkıntı yok. TEDAŞ 2020 bütçesi tamamen alınmış durumda, bakanımızın talimatıyla. Telekom'da bölge müdürlüğü anlamında bir sıkıntımız yok. Sadece ASAP'la ilgili şöyle bir durumumuz var. ASAP'ta Sayın Muhittin Böcek Başkanımızla bir görüşme daha yapacağım. Onun bundan bir bilgisi yok. ASAP Genel Müdürü Sayın İbrahim Kurt Bey'in bilgisi var ama Büyükşehir Belediye Başkanımızın bilgisi yok. Onu da bilgilendireceğim. Diyeceğim ki Muhittin Başkanımız lütfen. Bak TEDAŞ giriyor, Telekom giriyor. Siz de ASAP'ı. ASAP'taki buradaki arkadaşlar da teknik çalışmayı yapıyor şimdi. Muhittin Bey'e vermek üzere. İşte şu mahallelerin, şu sokaklarında iç ve su yenilemesi yapmamız lazım. Şu yerlerde işte kanalizasyon düzeltmesi yapmamız lazım. İnşallah başarılı olacağız. Bir sıkıntı çekilmiyor. Daha önce yaptığımız, danışmanlık yaptığımız dönemde de uğraştığımız şeyler bunlar. İnşallah niyetimiz 2020 yılının 6. ayında biz artık altyapısı tamamen bitmiş bir Korkuteli. Artık üstte hani süsleme dediğimiz nokta, asfaltların yapılması, kaldırımların yapılması, ışıklandırmaları derken güzel bir Korkuteli'yi 2020 sonuna hazırlamak. Burası Enerji Bakanımıza ben tekrardan teşekkür ediyorum. Bir şey daha hemen Abdurrahman Vekilimiz, Sayın Abdurrahman Başkan Bey hemen dile getirdi, paylaşmıştık. Mantar üreticilerimizle ilgili. Biliyorsunuz elektrikle ilgili çok büyük şeyleri var. Bunun tarımsal elektrik olarak indirilen yararlanması için Bakan Bey hemen o anda danışmanına bilgi verdi. Hatta şöyle bir olay daha gelişti. Danışmana dedi ki aynı şey hindi üreticileri de var dedi. Çünkü kanunda işte tavuk var, hindi yok, bilmem ne yok. Onlar alamıyorlar. Yani hindi üreticileri şey yapamıyorlardı. Hatta esprisi oldu Sayın Bakan'ın yanında. Ya dedi yani kanatlı, kümes kanatlı hayvanları deyip geçseler diye bunu dedi. Ne kanunda bu ne? Peki mantar? Mantar ne meyve ne sebze. Tarımda şeyi yok. Evet. Dolayısıyla bu vesileyle Abdurrahman Başkan vekilimiz mantarcılarımızın elektrik şeyle ilgili bakanımıza arz ettiğinde bakanımıza talimatını verdi. Şimdi meclise gelecek. Mecliste inşallah yönetim şeyle kanunlaşacak. Ve onlar da tarımsal elektriklerini kullanacaklar. Bu süreçte 2 ay bilemediniz, 3 ay içerisinde bitmiş olur mantarcılarımızla ilgili. Yıllardır sürünce madaydı bu ya. Efendim? Yıllardır sürünce madaydı bu. Meclise gidiyor. Bakan Bey bu konularda bir şey. Sayın Enerji Bakanımız çok net, hızlı, pratik, direkt talimatlarını verdi geçti. Yani o konuda sıkıntımız yok. Biz sadece şimdi yazışmalarını yapıyoruz. Evet, daha sonra Spor Bakanımız, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya ile bu atış poligonu biliyorsunuz projemiz vardı. Onun bütün projesini verdik. Kendisi aldı. Oradaki iki tane daire başkanı ve genel müdürle bütçesel anlamda çalışmalarını yapıyorlar. Biz teslimatını yaptık. Kabullerini yapacaklar. Kabullerini yaptıklarında da 2020 bütçesi içerisine atış poligonunu inşallah alıyorlar. Yerimiz de hazır. Biz onun şimdi imarla ilgili mali hazır arazisi var. O arazi iki tane alternatif var. İkisini de önüne koyduk. Tabii Spor Bakanlığı hangisini tercih ederseniz önemli değil dedi. Onlar bütçesel olarak çalışacaklar. Dolayısıyla 2020 içerisinde de şeyi atıyoruz. Atış poligonunu inşallah başlatıyoruz. Burada Spor Bakanlığımızda ama şu var, bir yılın sonuna kadar Spor Bakanlığımız o söz verdiğimiz 20 tane biliyorsunuz halı saha 5 yıl içerisinde o vardı. İlkini bu yıl içerisinde yapacaklar. Şimdi onun da yarın yazısını mahalle itibariyle seçeceğiz, şu mahalle diyeceğiz. Haftalarını göndereceğiz. Hemen SEM spor sahasını yapacaklar. İlk birincisini aldık yani, 20'de bir bitti. Başkanım, halı saha büyük olacak değil mi yani standart? Şimdi şöyle, halı saha olarak değil, semt spor sahası, semt spor alanı diye bir projeleri var onların. Yani
kapalı alanları da var, fitnessleri var, nesi var, duş alabilen yerleri var, halı sahası var gibi. İşte yanında işte basketbol, voleybol sahaları falan filan da var. Spor kompleksi. Spor kompleksi olarak yapıyorlar onlar. Bir tanesini hemen bu yılın sonuna kadar Spor Bakanlığı halledecek. 20 tane nereye yapıyor başkanım? 20 tane. Bütün köy mahalleleri mi? Şimdi yani köy mahalleleri... Deli başlı, büyük mahalleleri mi? Şimdi 6 tane kapanan beldemiz var. Nüfusun evet. Dairede şey var. 6 tane merkez mahallemiz var. Zaten evet. 12 tanesi buralarda. Onun dışında tabii şimdi Kızılca'da bölgesine bir tane bulunabilir. Diğer bölge, yani 2-3 köyün ortasında bir alan olabilir gençlerin gidebileceği yer. Biz 20 tane hedefle çıkalım. Dur bakalım ne olacak ama 12 tanesi zaten net. 12 tane yeri yapacağız. Evet, onun dışında Aras'ta en önemli gidiş sebeplerinden bir tanesi Aras'taydı. Bu konuda da Sayın Atay Ustu, Uslu vekilimiz hemen kentsel dönüşüm genel müdürü, Çevre Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm genel müdürlüğünü o anda aradı akşam iftarda. Ertesi gün yanına gittik saat 11'de oturduk. Ve Aras'ta bölgemizi orada hem bilgisayar ortamında hem onların verilerinde hem uydu görüntülerinde Aras'ta bölgemizle ilgili bir yaklaşık 45-50 dakika bir çalışma yaptık. Tabi orada 3 tane değişik yapım modeli var. Kentsel dönüşüm, işte kamulaştırma, acil kamulaştırma, işte müteahhitler, yerel müteahhitler kanalıyla yapılacak bir kısım var. Yani 3 değişik modeli var. Bu 3 değişik modeli konuştuk. Biz burada esnafımızla, Aras'ta bölgesindeki esnafımızla oturacağız. İnşallah bu hafta yetişecek ama önümüzdeki haftaya hazırlığı yapıtıracağım. Esnafımızla oturup bu 3 modeli anlatacağız. Biliyorsunuz orada 182 tane satın alınmış özel mülkiyet var. 94 tane belediyemiz var. Dolayısıyla 94-182 olarak biz bakmıyoruz buna, Aras'ta yapıyoruz ama esnafımızı anlatacağız, dükkan sahiplerimizi anlatacağız. Biz 12 ay istiyoruz bunlardan ben. 12 ay isteyeceğim. 12 ay içerisinde tamamı yıkılmış, 6 çift kat, yaklaşık 836 kaba taslak görünüyor bize ama 836'ya yakın araç alabilecek bir şey var. Kapalı. Kapasitesi var altında. Eğer esnafımız 12 ay, onlara da sıkıntıya gelmeyecek yerde bir yer göstererek onlara bu 12 ay belediye olarak bir geçici yer yapıp onları alıp buraya daha sonra 12 ay sonra da Çayırlı Camii Sultanahmet Meydanı işte Aras'ta bölgesini kapalı çarşı, Mısır çarşısı gibi görebileceğiniz altı otoparklı bitmiş bir aynı zamanda turizmi tetikleyecek Aras'ta bölgesiyle ilgili. Ama şunu söyleyebilirim. Kentsel dönüşüm genel müdürümüzle yaptığımız 3 değişik modelin 3'ünü de Çevre Bakanlığı arkamız. Yani esnafımız eğer hangisinde karar kılarsa kılsın, biz bunu yapabilecek kuvvetteyiz. Burada dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi şu. Esnaf şu anda mevcut işlerinin işleyişinde bir sıkıntı gelmesin diye aslında şey korkuyor. Yani ne olacak? Hani yapılacak, bitecek mi, bitmeyecek mi? Onlar da memnun değil. Yani tuvaletleriniz yok. Aynen. Çivi çakmıyorsunuz. Çivi çaktığınız zaman dökülür durumda arasınız. Cazibesi yok burada. Ben de onlara bu işin nasıl yapılacağını net, gerekirse bir belediye başkanı olarak ve resmi kurum olarak taahhüt ederek yani 12 ay içerisinde tekrar yerlerine, dükkanlarına girebileceğini taahhüt edecek projeleri sunacağım. Bu hafta değil, önümüzdeki hafta toplanacağız. Niye önümüzdeki hafta? Çünkü kentsel dönüşüm genel müdürümüzle yaptığımızda görüşmeden sonra kentsel dönüşüm uzman arkadaşlarımız var şimdi bizim burada belediyemizde. Koray Bey var. Biliyorsunuz bu Sur Yapı Santral Mahallesi'ni yapan evet. Sayın Menderes Suray Bey'in ekibindeki başındaki arkadaşımızdı. O artık bizim şirketimizin de genel müdürü ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Bizim şirket üstünden bir kentsel dönüşüm gidilecek. Dolayısıyla zaten 17 bin kişilik
bir santral mahallesini sur yapıyla beraber Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla yapmış bir arkadaşımız. Bu konuda çok tecrübeli bir arkadaşımız. Dolayısıyla onun tecrübesiyle beraber 12 ay geçmeyecek şekilde şimdi bir haftada onlar bir çalışma yapacaklar. Tek tek dükkanlardan bir çalışma yapacaklar ve bir sunum hazırlıyorlar. Biz de esnafımıza o sunumu yapacağız. Modelleri yapacağız. Sonra yine demokratik bir şekilde hangi modelle yapalım şeyinde çoğunluk neyi söylüyorsa o modelle yapıp çıkacağız. Metrekareleri nasıl ayarlayacağım başkanım? İşte diyorum ya, bunu önlerine sunacağız. Mesela 7 ila 21 metrekare arasında değişik dükkan yapılarımız var. Bizim kapımızdan geçen, şu anda net konuşmuyorum yalnız metrekare. Kapımızdan geçen şey şu, çift katlı 15 artı 15 şeklinde. Yani 30 metrekare. Ama diyelim ki 10 metrekaresi olan bir dükkan sahibi var. 30 metrekareye kadar 20 metrekaresi var. Biz bu 20 metrekare ile ilgili bir kar gözetmeksizin o kişiye inşaat maliyeti neyse sadece bunu uzun vadeli bir planlamayla ödeyerek 30 metrekareye çıkartmış olacak 10 metrekare sahip olan. 21 metrekare en büyük dükkana sahip olan 9 metre daha arttırmış olacak gibi. Şimdi şurada Recep Can var. 5 tane dükkan, belki 10 tane dükkan var adamın. Arasını yarasını nasıl şey yapacağız onu? Mesela birleştireceğiz mi ondan dükkanları? Şimdi dediğim gibi yani insanların şu andaki fiziki şartları neyse oralarda da çok fazla bir değişiklik olmayacak. Arasında yapılırken de eğer o adamın yan yana 7 tane dükkanı varsa ona göre yapılır. Burada bir sıkıntı olmaz. Yine aynı yerde olacak. Tabii ki. Yer değişikliği olacak. Bu yeni çalışmada belediye ekstra dükkan çıkarma şansı olacak mı? Ben böyle bir şey dediğinde değilim. Yani şu anda ben ilçeyi kurtarmak durumundayım. Yani belediye olarak daha kalkayım 94 tane dükkanı 150 tane yapayım kısmında değilim. Hatta çok iddialı bir şey söyleyeyim size. Ben gerekirse bu proje şey yapılacak. Yani benim dönemimde yapılacak, bitecek. Ve bu ilk 3,5 yıl içerisinde bitecek. Gerekirse 94 taneyi buraya sermaye olarak bile koyabilirim. O modellerden bir tanesi de o zaten. Baktık ki bazı şeylerde uzlaşamıyoruz. 94 tane dükkanımı ben sermaye olarak kullanırım. Ki iyi bir gelir kaynağı. Bu projeye girmek istemeyen esnaflarımıza deriz ki buyurun o zaman hani kamulaştırma bedeli paranızı biz size verelim. Teşekkür ederim ama ilçeyi kurtarmamız lazım. Belediye Eşen ile ilgili bir şeyiniz var başkanım. Bu 4 katlı 5 katlı bina ile ilgili. Sürpriz orası. Çarşamba pazarı orası sürpriz. Orası çürük zaten. Kapattın o zaman onları. Ya şimdi öyle bakmamak gerekiyor. Çürük çürük değil diye bakmamak lazım. Eğer öyle gidersek otelin %68'ini yıkmamız lazım. Çünkü şu anda yaptığımız incelemelerde kokteylin %68'i maalesef sıkıntılı. Kalmışken onlar da vardı diyor. Başka ne var? Keşke bir sihirli değnek olsa da kokteyli şöyle şey yapsak, ovamızdaki bütün binaları dağ diplerine ayırsak da ortamız alışveriş, turizm, sosyal alan ve yeşillik olarak kalsa. Gerçekten o şeyler var ya, bir kaldırsan bütün yarıkları göreceksin yani. Beşer onarsan açılmış. Yavaş yavaş, ben daha 39. gün oldum. Yaparsın ya. Bakacağız. Evet, bununla ilgili Arasta ile de ilgili kısmı söyledim. İnşallah 2 hafta sonra şey yapacağız. Bunu da kameraya da alacağım bu şeyi. Esnafımızla yapacağımız, bizim yapacağımız şeyi, sunumu sizlere de vereceğim. Bunu da kontrol edelim. Bizler de takip etsek sıkıntı olur mu? Bizler de takip edelim. Tabii ki takip edelim, sıkıntı yok. Sinemada yapacağım ya, top patlar şey mi? Nasıl yapalım? Hadi yaparız böyle. Ya bize yalan da. İşçiyan da çıkar da vatandaşın. 182 artı 94 yarı kişiyi yarı. Nereye yarı yarı. Nereye sığdırabileceğiz? Sığdırabileceğimiz bir yer var işte. Çakma düğün salonumuz. Yapacak bir şey yok. Onun için de bir güzellik yapıyor mu? Bakacağız daha da bakalım. Burayla da ilgili yapacağız güzellik. Başka şeyler de var. Ama yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şimdi daha sonra seyir park projemizle ilgili hemen İbrahim Aydın vekilimiz, AK Parti'nin Antalya Milletvekili İbrahim Aydın vekilimiz hemen Orman Genel Müdürü'yle ve Orman Antalya Bölge Müdürü'yle görüştü. Tahsisi noktasında talimatlar verildi. Zaten yazılarımızı yazmıştık. Maksimum bir ay içerisinde bütün tahsis alıyoruz. Aynı Manavgat Türk Belediyesi'ndeki gibi. O da hazır olmuş olacak elimizde, seyir parkı ilgili. Biz bu 39 günde sağ olsun İmar Müdürümüz, Emlak Müdürümüz, Başkan yardımcıları bizler hepsinin altyapılarını hazırlamıştık zaten bunların. İl bazındaki yazışmalarımızı bitirmiştik. Sadece bakanlık kısmı kalmıştı. Orayı da İbrahim Bey halletti. İnşallah
Çok kısa sürede taslağı kenara koyacağız. Ondan sonra bütçeler başlıyor. Yani önemli olan zaten bu projelerin tahsislerini ve resmi prosedürlerini bitirmek gerekiyordu. Şimdi bu Ankara seyahatinin sebebi de bu zaten. Altyapısını hazırlamak. Kanal Kuvukteli ile ilgili DSİ Bölge Müdürümüzle Kemal Çelik vekilimiz görüştü. Yarın itibariyle beni bekliyor DSİ Bölge Müdürümüz. Kanalın tahsisinin, yapılacak projenin tahsisi ile ilgili. Kemal Bey bu projenin arkasında bütün AK Parti milletvekili ve MHP milletvekili Sayın Abdurrahman Başkan'ın olduğunu da belirtti. Ve DSİ Bölge Müdürümüz de zaten bu kanalla ilgili projemizi daha önceden biliyordu. İnşallah yarın gidiyorum. Saat 2-2.30 civarında son değerlendirmeyi yapıp bir hafta 10 gün içerisinde de DSİ'den oranın, kanalın şeyini alacağız. Projeyle ilgili iznini alacağız. O da beklemeye alacak. Yani bütçesel beklemeye girecek Kanal Korkuteli. Ama Tarım Bakanlığımızla yapılan görüşmenin en önemli noktasından bir tanesi biliyorsunuz bu mecliste şu anda şeyde komisyonda olan kapalı hayvan pazarı 22.500 metrekarelik alanımızda 4 milyon lirası belediyemizde borçlanmayla 5 milyon lirası Tarım Bakanlığı ile olan kısmıydı. Tarım Bakanlığı ile olan kısmını görüştük çünkü bunu da izah ettik. Yani dedik ki Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinin ortasındaki bu kavşakta zaten 100-120 bin arasında hayvan olan bir noktayız biz büyük baş, küçük başta. Dolayısıyla Denizli, Muğla, Aydın ve işte Burdur, Bucak, Isparta bu bölgenin en iyi, en büyük, yine projelerimizde söylediğimiz gibi işte yem satışları, sulama noktası, dezenfektasyona giriş çıkışı, konaklama, gerek kişilerin konaklaması olmak üzere satış müzayede alanları, borsasını oluşturabileceğimiz kapalı hayvan pazarı bizim aslında 2023 biliyorsunuz ben o mecliste de söylemiştim. 8.8 milyondu işte 9 milyon diyoruz kaba taslak. Öne çekmemizin sebeplerinden bir tanesi şuydu. Kanal Kuvukteli, Seyir Park ve Arasta bu üçlünün taahhütünü yaparken %70'i bunun Büyükşehir Belediyesi üstünden bütçelere geçecekti. Benim açıklamamda her birinin bütçesinde Büyükşehir, Sayın Menderes Sürer Bey ile katılımıyla yaptığımız proje toplantısını anlatmıştı. Fakat Muhittin Bey ile yaptığımız ilk mecliste, sizin de geldiğiniz ilk mecliste ben gösterdiğimde kendisi şunu söyledi. Konyaaltı Belediyesi ve Murat Barış'a Belediyesi ne ister? Ömer Başkan dedi. Kuvukteli Belediyesi benim şimdir o. Eğer Kuvukteli halkına bu taahhüt yapılmış ve bu sebepten dolayı da halk bu projeleri verip seçildiyseniz hiçbir sıkıntı yok ama bana 1-1,5 yıl müsaade edin bir toparlanma yapmam gerekiyor dedi. Dolayısıyla aslında ilk 1-1,5-2 yıl içerisinde yapacağımız projeleri biz şimdi tahsislerini hallediyoruz. Halihazırda elimizde var. Muhittin Başkan'ı 1-1,5 yıl bekleyeceğiz 18 ay gibi bir zaman içerisinde. Dolayısıyla ne yapacağız? Vakit kaybetmemek için büyükşehirde bütçesi olmayan projelerimizden bir tanesi olan hayvan pazarı, kapalı hayvan pazarı ve borsasını ön plan almış olduk. İnşallah bu mecliste borçlanma çıktıktan sonra ihale süreci derken Ağustos sonu maksimum Eylül başı gibi kazmayı açık ihalemizi yapacağız Türkiye genelinde. Kameraların eşliğinde ve kapalı hayvan pazarımıza başlayacağız. Bir yıl sonra da bitirmiş olacağız. 12 ayda bitecek. Dolayısıyla ilk proje o. Şu anda büyük proje. Yani tek katlı bu da söyleyelim başkanım. Tek katlı olarak düşünün. Şimdi yaptığınız bayağı bir teknik çalışma da var abi. Yani şimdi yem süreleri yapacaksınız, su süreleri yapacaksınız, havuzları yapılacak. Artı orası komple aşağı doğru indirilecek. Yol seviyesiyle ilgili çalışma yapılacak. Toprak. Tabii. Mescit yapacaksınız. Binlerce kamyon toprak çıkacak orada. Önemli değil. Uzun olduktan 418 kamyon arkaya çıkart. Merak etme. Ya başlangıç için dediniz mi? Kaçırdım orayı. Eylül gibi muhtemelen şeyi biter. Yani ihalesi bitmiş olur. Evet. Ve yer teslimini yaparız kazanan kimse. Ve 12 ay süre vereceğiz ihalede. 12 ay içerisinde yapıp çıkacak şekilde. Bir sonraki sene Eylül ayında da inşallah açılışını hep beraber yaparız. Evet, Ankara'da daha sonra güneş enerji santralleriyle ilgili biliyorsunuz son süreç var.
yarın itibariyle yine Güneş Enerji Santrali belediye olarak kurulmasıyla ilgili müracaatımızı şey yapıyoruz. Evrakların tamamı hazırlandı. Ön onayları alındı. Yarın bölge müdürlüğüne, TEDAŞ bölge müdürlüğüne şeyini biz veriyoruz. Oradan Enerji Bakanlığı'na geçecek. Güneş Enerji Santrali'mizle ilgili. Bununla ilgili buradan da söylüyorum. Biz yatırımcıları bekliyoruz. Kovkuteli olarak. Ama yurt içinden, ama yurt dışından, ama Korkuteli'den, ama Antalya'dan fark etmiyor. Korkuteli'de belediye şirketimizle beraber bu yatırımı yapacak ve belediyenizin enerji ihtiyaçlarını sıfırladığı gibi belediyede kaynak sağlayacak enerji santraliyle ilgili yatırım yapmak isteyen kişileri bu noktada bekliyoruz. Sadece belediye mi? Tabii belediye. Belediye şirketi. Yok, elektrik enerjisi dedin ya, güneş enerjisi. Güneş enerji santralleri kuracağız. Yani Korkuteli'ne de fayda soracak mı güneş enerjisi? Zaten biz kendi belediyemizin elektrik enerji sarfiyatını sıfırlamak için yapıyoruz bunu. Artarsa vereceğim, satacağım. Artarsa satacaksın. Onu da biliyorsunuz, Gümüşhan Otel'de yaptığımız basın toplantısında da küsüreyken söylemiştim efendim, böyle böyle projelerimiz hazır güneş enerjisiyle ilgili demiştim. O da heyecanla bekliyorum demişti. O heyecanla bakan veya makamını gösterdik. O da talimatlarını verdi. Şimdi yazısını yazıyoruz, gönderiyoruz. İnşallah belediye olarak alacağız. Çünkü belediye şirketleri biliyorsunuz Sayıştay tarafından denetlenen aslında resmi şirketler bunlar. Ve şirketlerin çeşitli şeyleri var. Avantajları var. Normal bir yatırımcı 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl beklerken veya biliyorsun burada bir kota olayı var. Yani kota dolu şu an. Evet, normalde özel şirketlere verilmiyor. Ama belediye olarak siz müracaat ettiğinizde, yani bir enerji giderim var, resmi kurumsunuz siz. Bakan da diyor ki evet resmi kurumsa ben kotaya bakmıyorum. Yerin arası? Belediyenin üstü mü? Bir sürü var. Enerji Bakanlığı'ndan şu anda güneş enerji haritaları çıkıyor. İnşallah gelecek. Ha, yer olarak. Yapıştet devlet. Tabii yapıştet devlet. Şöyle kanunen %51'i belediye şirketinde olmak şartıyla yapabiliyorsunuz. Proje bazlı yapabilirsiniz. Şirket kurulma felsefesi bu aslında. Yani belediye şirketi dediğiniz şey yatırımcılarla proje bazlı yatırım yaparlar. Ve bunu şey yaparlar. Gelir getirirler. Şimdi mesela nedir? Büyükşehir'in işte Antep'si var. Ekdağı var. Arpeti var. Belediye şirketleri ne yapıyorlar? Kendi iştigal konusunda özel sektörle proje bazlı şey yapıyorlar. Şimdi kimi zaman yapıştet devlet yapıyorlar, kimi zaman ihale yapıyorlar, oradan gelir yapıyorlar. Biz de belediye şirketimizi şu anda kuvvetlendirerek, gerçek bir belediye şirketi haline getirerek bu yatırımları yapacağız. Et entegreyi de o şekilde mesela. Şimdi biz belediye olarak et entegre tesisi işletmekten anlamayız. Ama bir et entegre, burada 100-120 bin hayvan olan bir yerde, bir de kapalı hayvan borsasının olduğu bir ilçede bir et entegre tesisi kurmak isteyen kişi geldiğinde şirketimizle o konu iştigal altında şey kurarlar, bir ortaklık yaparlar. Herkes bildiği işi yapar, belediye arsasını yapar, denetimini yapar, karına bakar, işletmecisi işletmesini yapar. Evet, bunun dışında Ankara temasları bu. Şimdi Ankara temaslarıyla ilgili sorularınız varsa elinden geldiğince... Şey diyecektim, güneş enerjisiyle ilgili belediyenin üstünü kaplatma modeli olur mu? Öyle bir şey. Abi neyimize yetecek mi? Arasından güzel olabilir. Yeni yapacak. Yetmez mi? Gerek yok. Mesela Antalya stadyumu kendi enerjisini kendisi şey yapıyor. O stadyumun kendisiyle ilgili bir şey. Biz biraz daha büyük düşüyoruz. Enerji, yani güneş enerji santrali olarak düşünmek lazım. Çünkü şehirdeki bütün aydınlatmaların bedeli bizim cebimizden 58 bin kişinin cebinden çıkıyor. Önemli olan burada o aydınlatmanın tamamını karşılayacak bir şey yapmak. Bunu nerede yaptığınız önemli değil. Bu ziyarette ilk başa mı? Büyücük olarak adayan geçecek mi? Ankara'da bulunan şeyiniz, ziyaretleriniz. Şöyle, bu 8 gün ve çok uzun sürmesinin sebebi birçok konu ve birçok proje ve bunun altyapısını oluşturmak ve mantığını kurmak gerekiyordu. Dolayısıyla burada AK Parti milletvekillerimiz ve MHP milletvekillerimizle olan şeyde de şöyle bir görüşme yaptık.
Hatta sordum. Çünkü mesela her AK Partili milletvekilimizin bir şeyi var. Sorumlu olduğu bir bakanlık var. Atıyorum Mustafa Köse Bey, işte Spor Bakanlığından sorumlu. İbrahim Aydın Bey, Orman Bakanlığından sorumlu. Şimdi ben de sordum açıkça. Dedim ki hani Korkut Eli ile ilgili ben bir işle ilgili günü birlikte olsa, 2-3 günlük de olsa bir konuyla ilgili bakanlığa gitmemde bir beis var mı? Hani şey, Cumhur İttifakı içerisinde bunu konuşmamız lazım. Evet. Dedim. Sağ olsun onlar çok net bir şekilde söyledi. Bütün bakanlıklara direkt gidebilirsin. Sıkıştığın yerde bize haber ver. Dolayısıyla artık şu saatten sonra ben bir bakmışsınız sabah 8-10 uçağıyla atlamışım. Anladım. Akşamı gelmişim. O gün bir bakanlıktaki bir işi uzatmışız. Bakın şu C8'den C9'a geçmeyle ilgili turizm değerlendirme belgesinin normal süreci iddia ediyorum. Bunu da sorup baklatabilirsin. 6 aydan önce bitmezdi. 6 aylık bir süreci var. Bakanlığa yazacaksınız, bakanlık buraya kontrolörü gönderecek. Bizim buradan götürdüğümüz şeyleri inceleyecekler, bakacaklar, evet diyecekler, kurumlara soracaklar. Bakan kendi içinde değerlendirecekler, oradan yatırımlar genel müdürlüğüne gidecek falan filan. Ama orada işte hükümetle beraber gittiğinizde ve daha önceden o bakanlıkla turizm bakanlığında da belli bir mesainiz olduğu için orada sistemi anlattığınızdan dolayı dosyanız da hazırsa, hani seçim öncesi de söylemiştim, yani dosyanız hazırsa bürokrasi işte 6 aylık kısım işte 4 günde bitti. Yani yazdığımız, Turizm Bakanlığı'na yazı yazdığımız tarih belli, Turizm Bakanlığı'ndan turizm değerlendirme yazısını aldığımız tarih arasında 4 gün var. Yani kolay bir şey değil normalde. Ben bunu şey için söylemiyorum. Hani işte kişisel ilişkilerimi kullanarak ben şunları yaptım anlamında da söylemiyorum. Korkuteli Belediyesi'nin bir belediye olduğunu, bizim de diğer 957 ilçeden, bizim Konya altından, Kepez'den, Muratpaşa'dan bir farkımız olmadı. Elmalı'dan bir farkımızın olmadığını, İstanbul'un Şişlisi'nden, Kadıköy'ünden, İzmir'in Ali Ağası'ndan diyeyim, çok meşhur ya, bir farkımız olmadığını ben bu seyahatte göstermeye çalıştım. Evet, Ankara'yla ilgili alabilirim. Para sıkıntısı yok o zaman devlette. Bu kadar yatırım yok, korktum. Para sıkıntısı yok değil, para sıkıntısı her yerde var. Ama bir belediye başkanı para yok diye duramaz. Paradan dolayı yapamadığım, yapamayacağım veya işte sıkıştığım bir noktada olursa da onu da çok şeffaf bir şekilde yine basın toplantısı yaparız. Derim ki ey Korkut Eli, ben bu işi bu sebepten dolayı yapamıyorum, hakkınızı helal edin derim ama şu anda öyle bir şey görmüyorum. Ya Ankara sıkıntı yok dedi. Ankara sıkıntı yok değil. Ankara elinde projesi olan, elinde dosyası olan, bir şey yapmak isteyen hiç kimseyi geriye çevirmez. İstiyorsanız bir sonraki seyahatte beraber bakanlıklara dolaşalım. Yeter ki projeni sun. Yeter ki projeni sun. Peki hibe var mı bunlar başkan? Hibelik bir şey var mı? İşte mesela Tarım Bakanlığı'ndan hibe var ki 5 milyon. Kabala, tabii 5 milyon hibesi var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda ara sözler hibe geliyor, konteynerler hibe geliyor. O zaman fazla bir şey çıkmıyor. Yaratın kesesinden. O zaman yiyelim içelim başkanım. Yiyelim içelim. Evet. Ankara seyahatiyle ilgili var mı? Tamam. Herhangi bir sorunuz varsa. Ankara seyahatiyle ilgili. Herhangi bir şey yok. Evet. Özellikle de fotoğraf paylaşmadım. Biliyorsunuz Ankara. İyi ki paylaşmamışız. Biz buluyoruz yine. İyi ki paylaşmışız. Hakikaten sen aradığın da benim haberim yok yani. Hamza Yerlikaya'nın kendisi paylaşmış. Yani haberim yoktu yani ondan. Başkanım şey nasıl gidiyor? 38 Ankara'yı çıkarsak 38 günlük süreç nasıl işledi? Belediyeyi nasıl buldu? Onlarla alakalı bir değerlendirme yapacak mısın? Yapar mısın? Şimdi şöyle Korkut Eli Belediyesi olarak belediyemizin çok büyük avantajları var. Mesela çok şükürler olsun. Türkiye'de çoğu belediye şu anda kendi personel maaşı, yani İller Bankası'ndan gelen parayla kendi personel maaşını bile ödeyemez. Biz çok şükürler olsun, İller Bankası'ndan gelen paramız bizim personel giderlerimize yetiyor. Onun dışında da işte emlak vergisi, işte çöp vergisi, aldığımız vergiler, ruhsat harçlarıyla da biz birikimler yaparak şey yapmaya çalışıyoruz. Burada, geçen gün de söyledim, ben birazcık sabır istiyorum kokteylde. Sebep şu. İşte tasarruflarla, tasarruflarla işler çıkartabiliyoruz.
İki, alacaklar kısmında mesela şu anda arkadaşlarımız bütün alacaklarımızı arıyorlar tek tek. Yani ben icraya vermeden daha önceki 7 küsur trilyon alacağımız var. Bu 7 trilyon çok büyük bir para. Bu 7 küsur trilyon lirayı hemen icraya verip avukatlar tavsiyesiyle işte vatandaşı sıkıştırarak bugüne kadar niye ödemediniz? 1 yıldır bekleyen var, 2 yıldır bekleyen var, 3 yıldır bekleyen var alacaklar toplanma noktasına geldiğimiz zaman. Şimdi burada tek tek araştırıyorum ve diyorum ki lütfen gelin ödeyebileceğiniz noktayı söyleyin, bir sözleşme yapalım ve ödeyin bunu. Haksızlık yapmayalım. Yani vatandaş vergi ödeyenle vergi ödeyemeyen arasında adaletsizlik yapamaz. Çok şükür dönüşler var. Her gün 8 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira arasında böyle gelip mali muhasebemize gelip sözleşme yapıp ödemelerini şeye bağlayanlar var. Bağlamayanlar için de bir süre koyduk. Yani 1 Temmuz itibariyle gelip yapmayanlara artık mecburen şeye vermek durumundayım. Yani icraya vermek durumundayım. Toplayabilmek adına. Tabii şikayet anlamında yine söylemiyorum, defalarca söyledim. Yani bir belediye başkanı işte enkaz devraldık, çoğunluk bu olduk değil. Sadece seçim zamanında 5 yıllık, ilk 5 yıllık proje yapımında, kafamızda biz 33,5 trilyon borç üzerine bir öngörüyle, yani 33,5 trilyon olarak gelmişti bilgimize. Ben de 33,5 trilyona göre arkadaşlarla oturup bir 5 yıl planlaması yapmıştım ama tabii bunun 49-800 küsur yani 50 trilyon olması artı 17 trilyon bir şeyiniz var. Yani 33 trilyonlarda 17 trilyonlarda. Bu bazı buraları öne, bazılarını sonraya, bazı yapacaklarınızı kısıtlamaya falan. Mesela ben Ramazan-ı Şerif'i bu şekilde geçirmek istemezdim. Yani Ramazan-ı Şerif'i gerçekten böyle yaşatmak isterdim. Ama bir sonraki Ramazan'a bırakmak zorunda kaldım. Niye o Ramazan içerisinde harcayacağım 50-100 bin lira, 200 bin lirayı şimdi başka bir şey için düşünüyorum. İşte güreşleri de konser, sosyal aktivite, işte festivaller açılması falan düşünüyordum. Hayır, şu anda sadece bir gün ve sadece güreş. Kalitesinden güreş yapmak durumda. Yani hayallerim, gönlümden geçen yapmak istediklerimi bir buçuk yıl, iki yıl kısıtladı. Yani, o beni yani daha çok motive ediyor. Aşırı motive ediyor. Gerekirse 2 saate düşüreceğim uykuyu ama o paraları da bulacağım, tasarrufu da yapacağım. Fakat şu var, bu vesileyle şunu söyleyeyim. Değişim kolay bir şey değil. Değişimde sıkıntı çekecek vatandaşlarımız olacak. Alışkanlıklar kolay değil. İşte kum gönderiyorduk. Türkiye'de yani hiçbir belediye kalkıp da vatandaşın özel evine kum göndermiyor. Yani böyle bir dünya, ben denk gelmedim. Siz geldiniz mi? Özel alanına kum, yani 58 binin hattı olan kumu gönderen bir belediye biz vardı. İnşaatına kumu gönderen belediye ya. Yani ben oraları bilmiyorum. Ben şu anlamda söylüyorum. Şimdi işte düğününe bayrak ve projektör gönderme. Eyvallah, o düğün bizim düğünümüz. Ama o bayrak ve projektörü asıp sonra toplamak için verdiğin personelin aylık maliyeti 4,5 milyar lira. Yani bir bayrak asılacak. Bunu köyümüzün gençleri asabilirler. Ama bu inşallah birileri tarafından istemem ki siyaseten kullanılsın. Çünkü birileri hoşuna gitmeyecek. İşte sanayi sitesinde yaşadığımız gibi. Sanayi sitesinden 83 tane burada araç kaldırdım ben. 83. 32 tane kamyon kasası kaldı. Oradaki bütün kaldırımlarımız işgal içerisindeydi. İnsanlar yürüyemiyor, kaldırımdan yürüyemiyor. İşte çıkışlarda kaza oluyordu. Köşe tarafta, köşe dükkanlarının önüne koyulan şeylerden dolayı çıkışlarda kazalar oluyordu. Oradaki içerideki esnafların kaç tanesi biz camiye giderken yürüyecek yol bulamıyoruz. Kaldırımlarımızın üstünde insanlar var. İşte mermercimiz mermerini koymuş, köşe başı dükkanları traktör malzemelerini koymuş, biçerdiler kasası koymuş falan. Ne oldu? 310 esnafımızdan bir 15-20 tanesi hukukundan rahatsız haklı olarak. Ha, 2 ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra biraz sabrettiğimiz zaman faydasını görecekler. Çünkü insanlar aileleriyle gittiği zaman sanayiye, çoluğuyla çocuğuyla gittiği zaman oturabilecekleri yer yok. İnsan eşiyle gidiyor, çoluk çocuğuyla gidiyor, oturabilecek yer yoktu. Şimdi nedir o? İşte eski tüp deposunun olduğu yere aynı Karşıyaka mahallemizdeki yaptığımız gibi çocuk oyun grupları da dahil olmak üzere park yapacağız o kışı, komple. Normalde ben ticari de kullanabilirdim, hayır. Para düşünseydim, ticari kullanırdım orayı, belediye gelir kaynağı olsun diye.
Ama istiyorum ki ben sanayi esnafına gelen şeyler rahat gelsin. Ailelerle gelsin. Sanayinin sanayi olduğu ortaya çıksın. Yani ne yaptık? Caminin önündeki dış tarafındaki önündeki ve caminin iç tarafındaki üçgen kısmı işte şu anda başladılar. Otopark haline getiriyoruz. Yani esnafımız da arabalarını düzenle caminin oradaki şeye bıraksın. Otoparka bıraksın. Onlara otopark yapıyoruz. Hatta indirme kaldırmalı kumanda vereceğim. Hani demesinler ki işte başka birileri tekrar geliyor koyuyor diye. Verelim esnafımıza kumandalarını. Kendi arabalarıyla gitsinler, koysunlar, çıksınlar. İşte alt tarafı 6 bin liralık bir çözüm. Bir bariyer. Şunu söylemeye çalışıyorum. İşte karpuz kavun tezgahlarının komplesini kaldırdık. Bu sene vermeyeceğiz. Evet, birileri bunların hasıl olacak. 21 kişiye daha önce karpuz kavun tezgah yerleri verilmiş. Eyvallah, kimsenin ticaretinde gözümüz yok. Ama bu 21 kişinin 16 tanesi Antalya'dan zamanında alınmış. Zamanında birileri tarafından verilmiş buralar. Bir hak olarak görülüyor ve 16 kişi buradaki benim konukterimde karpuzcuma, kavuncuma kiralıyor. Şimdi ne oldu? Ben onu iptal ettim. Seyyara kesinlikle müsaade etmeyeceğim. Ne yaptık? Eski Luna Park alanını işte belki görmüşsünüzdür. Bu hafta içerisinde temizlettik. İnşallah şimdi yarından itibaren keşfini yapacağım. Karpuz kavun ve salça pazarı haline getireceğim onu. Karpuz yani üreticilerimiz. Ama üretici olacak. Yani benim büyük köylüm, yeltenlim, yeşil yaylalım, küçük köylüm üretici olacak. Al salçı değil. Efendim? Yani bu üretici olup olmadığını nasıl ayırabilirsin? Üretici belgeleri var, gidilecek, bakılacak. Üretici mi değil mi? Bu karpuz buranın karpuzu mu değil mi? Alsak işi yapmak isteyen varsa baştan söyledim. Dedim ki, burada bir denge ve adalet sağlanmak gerekiyorsa onlara da söyledim. Dedim ki gelin, normalde bu sefer manavlarımız ve bakkallarımız stopaj ödeyecek, kira ödeyecek, benim esnafım sıkıntı çekecek. Birileri alsat yapacak, öyle bir dünya yok. Ama manavlarımızdan da bu vesileleri rica ediyorum. Manavlarımdan ve bakkallarımdan ki böyle bir hakkım var kanuna, rica ediyorum. Lütfen bizim Korkuteli'nin ürettiği karpuzları alın ve satın. Ben sizi koruyorsam esnaf olarak, siz de üreticiyi koruyun. Bu çok, çok doğal bir denge ve diyorum ki onlar da mesela belediye başka hiçbir noktaya manav ruhsatı vermiyordu. Şimdi ben bunları açıkladım onlara. Onlara da söyledim. Gelin müracaat edin. 3 günde ruhsat vereceğim size. Açın dükkanınızı 12 ay manav yapın. İstediğiniz mahalleye manav ruhsatı veririm. Yasal bir şey yok. Başkanım peki o şeyde mesela büyük küçük marketlere, küçük bakkallara denetleme noktasında sıkıntı yaşayabilirsiniz ama mesela hipermarketler, süpermarketler, Korkuteli dışındaki onlar ekmeği de yapıyor, şeyi de yapıyor. Onlara bir denetleme mekanizması olacak mı? Manav reyonu, mesela karpuzda veya şimdi diğer konularda. Şu şekilde, bakkal Mehmet amcayla X bir zincir büyük malzemenin kanun önünde de, vicdan önünde de, benim gönlümde de hiçbir farkı yok. Yani orası büyük, işte market bakkalcıları şöyle yapalım falan filan diye böyle bir dünya yok. Fakat bu bir özel sektör şeyi. Yani serbest bir yakın söylüyorum. Sen direkt kalkıp da bu karpuzu buradan alamazsın. Böyle yapmıyorsun. Yani bu karşılıklı bir iletişim içerisinde. Gidilmesi gereken bir nokta. Ben manavlarından rica ediyorum. Diyorum ki ben yani denetlememiz sırasında lütfen 10 kuruş bağlayalım. Biz belediye olarak sizi seyyardan koruyorsak siz de şu üreticilerimizden alın. Benim ricam bu olur. Yoksa yani işte şu büyük zincir mağazaymış, bu mühim mağazaymış, şu küçük bakkalmış, bizim gözümüzde bir değişikliği yok. Hayır, o manada sormadım şimdi. Şimdi zincir marketlerin Korkuteli'ne hem maddesel açısından, yani vergi olarak, şey olarak da bir faydası yok ki hiçbirisi Korkuteli'ne vergisini ödemiyor. Sadece 3-5 tane personel çalıştırmaklar. Ama piyasayı da çok etkiliyorlar. Mesela bir tane zincir market, burada fırın işletmeciliği yapıyor ki o da şeyin olduğu yer çok sağlıklı değil. O çürük raporu vardı, şey yaptılar, sümen altı ettiler zamanında. Şimdi o süpermarketler de çok şeysiz, nasıl söylenir, yani kimseyi takmadan, ne esnafın ne veya belediyeyi takmadan kendi kafalarına göre takılabiliyorlar. Onlara karşı da bir yaptırımınız olacak mı belediye olarak? Şimdi ben şeyi çok fazla sevmiyorum, yaptırım kelimesini.
Ben biraz daha uzlaşıyla çözmeye çalışıyorum ama neden bahsettiğini bilmememe rağmen şunu söyleyebilirim. İlçemizdeki büyük süpermarketlerle ilgili bir talimat verdim. Bana çıkartın, yasal şeylerini görmek istiyorum. Yani ruhsatlarını, yapabileceklerini, yapamayacaklarını, ruhsatları. O şu anda hazırlanıyor. Ve tek tek gerekirse kendim gidip kontrol edeceğim. Gerekirse kendim gidip kontrol edeceğim. Eğer yasal mevzuata aykırı herhangi bir satış, reyonları, yapılar nasıl, imar durumu veya içerisindeki yaptıklarıyla ilgili yanlışlık varsa ucunun nereye dokunduğu da umurumda değil. Ben esnafımı korumak için o kişiyle ilgili gerekli şeyi yaparım. Sıkıntı olmaz. Gerekirse gazete manşetlerine biraz daha yazarlar, bir şeyler yazdırırlar, yaparlar. Sıkıntı yok. Yeter ki adalet istiyorlar. Şey gördüm ben, şu sırrını çiftler vuracakmış, şu şeyi ya. Neyi? Şu doğaların gergeyi, yoksa vakıf alıp, ve şahsız vermiş. Böyle müthiş finiş. Burası? He, burası sırrını çiftlik. Şimdi o bizi ilgilenen bir şey değil, bu BOTAŞ'ın bir şey. BOTAŞ zaten bu hattın üstündeki bütün her şeyde, işte gerekirse kamulaştırma veya alınma, bunların hepsi BOTAŞ halinde. Burası, burası vakıf. Vatandaşın burası. Bu da vakıf. Bunu nasıl çözeceğim? Ben, burası benlik bir şey değil yani. Şu halde BOTAŞ'ın işi. BOTAŞ çözecek onu. Bizlik bir şey yok. Bir de şurada dağın üstünden geliyor bir görüntü var. Şimdi bu sadece burada bir tane dağ üstü var. Peki nasıl şeyden, şuradan geldim. Abi onu BOTAŞ, BOTAŞ teknik çalışıyor. Koca şey, tanat yapan, proje yapan. Ben yoldan mı geldim dedim, ocak yolundan. Meğersem şuradan geliyormuş. Evet. Şuradan görünüyor. Evet. O şurası bak. Bu çay kenarının ortasında, burası da şey, vanalardan bir tanesi. Orada dağılım yapacak. Hı hı. Bu şurası bak falan. Onu BOTAŞ çözecek. Yani 38 günlük noktada şunu gördüm. Hüseyin Bey, sorunuzun finişi şu. Değişim kolay olmayacak. Ama bunları çok fazla yaşadım ben bugün belki. Kolay değil alışkanlıklar. Olabildiğince o yüzden ben neden sonuç ilişkisini anlatarak gidiyorum. Yani yaptım oldu değil. Bunların hepsi daha önce denenmiş, yapılmış, yapılmış ve faydaları sağlanmış. Yani yapıldıktan sonra zararı çekildi diye yapılmaması gereken şeyler. Başka bir de şey dediniz, şirketle alakalı. Anladığımız kadarıyla belediye şirketi bugüne kadar hep atıl kalmış. Evet. Hiçbir geliri yok değil mi? Evet. Yani belediye şirketinin. Hı. Veya belediyenin ekstra işte reklam geliri veya çöp vergisi hariç bir geliri var mı? Yok hayır. Bu şirkette bu gelir de artmaya başlayacak. Tabii mesela şunu söyleyeyim. Yine yazdık bütün kiracılarımıza. Yazdık şeylerimizi. Şu anda parklarımızda yerleri olanlar, belediyeden kiralanmış büfelerimizin hepsine. Çoğunu bu yıl sonu itibariyle şey doluyor. Kira sözleşmesi ve onlara da sıkıntı gelmesin diye güzelce yazımı yazdım. Dedim ki bu yıl itibariyle, yani sözleşmeniz bittiği an itibariyle herhangi bir yatırım yapmayın. Çünkü artık kiralamaya çıkmayacağız. Bunu belediye şirketi olarak biz işleteceğiz bu arada. Diye. Niye? Bir, belediye şirketi işlettiği zaman resmi bir şirket olduğu için girişlerim, çıkışlarım, her şeyim resmi olacak bir. İki, mesela kiralamışız. O parkın bakımı, onarımı, çimlerin düzenlenmesi, sulanması bilmem ne karşılığında bir yer verilmiş. Ama o verdiğimiz yere benim park bahçe müdürlüğüm yıllardır hizmet veriyor. Hizmet veriyor. Sulayan da benim park bahçem. Çimlerini düzenleyen de benim park bahçem. Ama atıyorum aylık 400 liraya birisi oturabiliyor orada. Niye 400 liraya verilmiş? Kağıt üstünde verilmesinin sebebi şu, bu bakımların da karşılığında, bunlar da hesaplanmış. İşte çim bakımı yapılacak, sulama bakımı yapılacak, bu parkın bakımı. Ama bunu da biz yapıyoruz. Dolayısıyla bunlara mahal vermemek için, seçmenle karşı karşıya kalmamak için, vatandaşlarımızla karşı karşıya kalmamak için biz kendimiz şey yapacağız. Dolayısıyla gerçekten ocağı tütmeyen, gerçek anlamda ocağı tütmeyen, evinde bir tane bile geliri olmayan kişileri de istihdam ettirerek burada kendi oraları da yıkacağız, hepsini modern hale getireceğiz, o büfeleri ve kafeteryaları modern hale getirerek kendimiz belediye olarak kendimiz işleyeceğiz. Başkanım, güreş yapacağım dedim.
Konserler olacak mı? Hayır. Kesinlikle konser yok. Yok. Gürüz Üncesi son... Yok. Festival... Konserleri başkanım genelde sponsorlar çıkıyor. Öyle bir sponsor bulunursa... O sponsor varsa daha büyük ihtiyaçlarımız var. Şu anda konserden daha büyük ihtiyaçlarımız var. Onları karşılamamız lazım. Ben zaten şurada gönül rahatlığıyla diyorum. Genel işte yatırımcılara da söylüyorum. Bir belediye başkanının işi gelen parayı bilmem neye göre alıp hani şunu şuraya öde, bunu buraya öde, buradan şöyle, buradan para açalım yapmak değildir. Yani ilçene yatırımcı geçeceksin, ilçendeki esnafını, işte iş adamını da ilçeye yatırım yapmak, ilçeye sosyal projeler kazandırmak için önünü açmak lazım. Ben şunu söylüyorum, ben Korkuteli Belediye Spor'a bağış mahpusu karşılığında aba altından sopa göstererek kimseden para istemiyorum. İstemeyeceğim. Kimseye şunun karşılığında budur demeyeceğim. Açıkça söylüyorum işte basın önünde. Diyorum ki lütfen herkes şurasından koptuğu noktada park yaptırmak isteyenlere kapımız açık. Bir tane bir torba çimento alayım vereyim diyecek olan da başımızın tacı. İki tane pidan vereyim ben diyen de başımızın tacı. Ben bu modelle tasarruf yaparak ve giderek ben kapı kapı dolaşacağım. Konser için bilmem ne için değil. Diyeceğim ki ya bir tane belediyemize kepçe alır mısın diyeceğim. X bir müteahhite. Nereden alıyorsan al, ne yapıyorsan ben para istemiyorum. Çünkü bu belediyede biliyorsunuz baştan söyledim. Rüşvet olmayacak. İş karşılığı iş olmayacak. Aba altından sopa gösterilmeyecek. Her şey şeffaf, açık, net. Ya şey alırım ama bak karşılığında şu işimi çöz o teklifine gelirse. O teklifi bana kimse yapamaz. O teklifi bana kimse yapamaz. Ağzını yırtarım. Hasan Bey, bileğimde kelepçe yok. Ayağımda prango yok, boynumda giyotin yok. 5 yıl sonra tekrar aday olur muyum? Belediye başkanı olur muyum da bir şey yok. Tek bir niyetim var bu 5 yıl içerisinde. Belediyenin içini dışını kurumsallaşmak. Korkuteli ilçesini 19 ilçenin içerisinde parlayan ilçe haline getirmek. Yatırım yapmak, problemleri çözmek. Bu problemleri çözerken partisi, duruşu, zenginliği, fakirliği, bilmem ne gibi kafamda referanslar ve ayrımlar yok. İnsanlara bakarken seçim öncesi değerlendirmesiyle yok. Bunu şeffaf bir şekilde söylüyorum. Tek bir noktam var. Korkuteli'ye nasıl bakıyorlar? Benim iş adamlarım Korkuteli'ye nasıl bakıyor? Ben hepsinin onun testini yapıyorum. Para kazanmak. O ayı kazansınlar, önlerini açalım. Hani rant deniyor ya, rant sağlayacaksan ben Korkuteli'de rant sağlatmak istiyorum. Şahsıma rant sağlamayacağım. Veya benim etrafım, benim belediyemdeki çalışanların hiçbir tanesini rant sağlama gibi bir şansı yok. Buradan açıkça söylüyorum, herhangi bir belediyemde özel kalem müdürümüzünden çaycısına varıncaya kadar herhangi bir işlemle ilgili bir beklenti içine giren kişi bana söylemezlerse ve ben bunu daha sonradan öğrenemsem atıyorum bu X bir müteahhitse de ben gereğini yaparım. Gelsinler şeffaf bir şekilde, kanunlar neyi varsa bir haftalık işini bir günde çözeyim. Ama şeffaf olalım, net olalım. Gelin Korkuteli'yi hep beraber kalkındıralım. Bu kadar net. Bilmiyorum cevap olur mu Hasan Bey? Oldu. kafeterya ve büfeleri biz işte, şimdi belediye olarak işleteceğiz. Evet. Biz. Şehitler Parkı, Nusif ve Yazıcıoğlu bunlara dahil mi? Hepsi. Hepsi. Ayrım yok. Halk ekmek talebi olan durumlarda ekmeğe ve pidanın işte, özellikle şu dönemde çok yükselmiş mesela öden olayı bu şekilde bir şey olabilir mi? Biliyorsunuz ekmek fiyatlarıyla ilgili tasarruf belediye olarak bizde değil. Yani oyuncular evet. Odasının belirlediği bir şey. Biz sadece bu kısmında gramaj kontrolleri, temizlik ve şeylere bakabiliyorsunuz bunlar. Yani yetki sınırı içinde bu böyleyiz. Ama bizim burada Korkuteli'mizdeki fırıncılar sonuçta bize diyorlar ki işte şey halk ekmek fırını aç. Şimdi fırın açsa fırıncılık benim için değil. Evet. Benim için nedir? Fakir fukara, garip kraba hakikaten ekmek alabilecek durumda olmayan kişiler varsa ekmek alıp dağıtacak mıyız? Evet dağıtacağız bu aşevi projemizle beraber. Hı. Ama biz orada ne yapacağız? Ben niye fırını kurup yatırım yapıp anlamadığım işler yapayım? Artık ben bu yatırımı yapsam da atıyorum 69 kuruşa mal ediyorsa veya 70 kuruşa mal ediyorsa bu fırınlar ben de aynı piyasa mal edeceğim. Öyle mi? Evet. Onlardan 50 kuruşa mal etme şansın var mı? Yok.
Yok. Dolayısıyla ben şunu yapacağım. O zaman geldiğinde bütün fırıncıları çağıracağım, diyeceğim ki benim atıyorum günlük benim işte rakamı atıyorum şu an tespitler işte sosyal doku projesiyle tespit edeceğiz bunları. Diyelim ki benim 10.000 tane ekmek alacağım. Ben de diyorum ki kaç tane fırıncısınız? 11 tane. Kaça mal ediyorsunuz kardeşim? 69 kuruşunda. Tamam. Ben size nakit olarak siz ikişer üçer bin tane üretiyorsunuz ya. İşte atıyorum 3.000 üretiyorsan sen 4.000 üret. 1.000 tanesini sen alayım. Sen 6.000 tane üretiyorsan 7.000 üret. Hepinizden biner tane alayım. 70 kuruşla paranızı ödeyeyim. Size de katkı sağlamış olayım fırıncılar olarak. Alayım ben bu fakir fukaraya bu ekmeği dağıtayım. Peki başkanım bu sosyal projeler ne zaman başlayacak? Mesela bu aşeri, ondan sonra sosyal dokular, sosyal dokular, ne zaman başlayacaksınız yani, bu tespite? Şimdi bununla gidiyor muyum? Daha 38. gün, ilk önce bir bütçesel şey, bu yıl sonuna kadar şeyi görmem lazım. Yapıyı görmem lazım. Şu büyük projeler, küçük projeler, sosyal projeler diye ayırmıyorum. Boşluğu gördüğümüz anda o projeye başlamak zorundayım ama sosyal doku projesi işte git bir tane taramayla olacak bir proje değil. Tespit ettiğimiz an itibariyle artık onun gerektiğini yerine yapmamız lazım. Mesela şimdi bu hafta araştırmaya çıkartacağım. İki tane hasta nakil ambulansı. Ha, sıfır alamayacağım. Belediye olarak sıfır alma kuvvetim yok. 400-500 milyar ama inceledik baktık siz de bakabilirsiniz. Sahibinden.com'da var reklam da yapayım. Ambulans diye yazın orada satılır. 60.000 liraya, 70.000 liraya, 80.000 liraya, 3-4 yıllık, 5 yıllık ambulanslar var. Bütün hastanelerden çekmiş. Vereyim 60-70.000 lira. Bunu karşılayabilir durumdayız. İki tane hasta nakil alayım. Ufak bir sosyal doku projesine başlayalım. Gibi. Böyle başlatacağız. Yoksa komple girdiğiniz zaman 2-3 trilyon bunun için cebinizde para olması lazım. İşte pazar yerleriyle de ilgili istiyorsanız şeyi söyleyeyim, aklıma gelmişken. Şimdi pazar yerleriyle alakalı şey de var, mesela bir eleştiri var, şöyle deniliyor. Tamam pazar yerleri güzel ama bu altı mahalle, şehir merkezindeki. Hı hı. Altı mahallede herkes o pazar yerine gitmez. Yani müşteri bakımından da mahallenin nüfusuna göre sıkıntı yaşanabilir. Üretici de her zaman mesela 12, 6 ay üretici olarak var, 6 ay yok. Bu 6 ay atıl mı kalacak pazar gibisinden şeyler var. Şimdi pazar yerlerimizi yapalım. Bir bakalım bakalım 6 ay mı 12 mi yerler yapacaklar. Bunu daha önce yaptık. Aynı şey gibi. Ha burada şunu da söyleyeyim. İşte diyorlar ki işte 6 tane merkez mali yaptığınız zaman çarşamba pazarını bitirirsin, bu sefer esnafı da bitirirsin tarzında şeyler de var. Yani esnaf. Evet. Yani esnafımız rahat olsun. Zaten şu merkezdeki şuradaki ayakkabıcıdan başka bir yerde bir ayakkabıcı yok. Yani zaten bir adamın ayakkabı ihtiyacı varsa çarşamba günü pazara gitmişken ayakkabımı da alayım dediği için gidip çarşamba günleri ciroları yükseliyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani başka şeyi yok. Gidecek yerimiz var mı Murat Bey başkanım? Esnafım var mı yani? Adamın elbise ihtiyacı varsa salı günü de gelip alabilir. Cuma günü de alabilir, cumartesi günü de alabilir. Evet. Ama çarşamba günü hazır pazara gelmişken alışveriş yapayım dediği için ciroları yüksek oluyor. Yoksa diğer mahallelere pazar açtığımız zaman ciroları düşmeyecek. Peki başkanım, pazarlarda sadece sebze meyve mi olacak? Giyim, kıyafet tarzında? Sadece üretici semt pazarı bunlar. Sebze meyve. Kışın üretici kokteyli de yok. Bakacağız. Kışın yok. Başkanım, kokteyli spor ne olacak? Onun için bir şey var mı? Daha oturup şirketle ilgili şey, kokteyl sporla hiç oturmam. Ne yönetimiyle ilgili oturmam, evet, fırsatım bitti. Olmadı. Fırsatım olmadı. Şey, yönetim şimdi bir de sezon da bittiği için şu anda yani bir buçuk ay daha bir vaktimiz daha var sonraki sezonla ilgili hazırlık yapmaya. Daha önce, işte şunlar biraz daha öncelik. Yani bir an önce tohumları atmam gerekiyordu Ankara'da, burada. Toplam çözüm ekibine alıştırmam gerekiyordu bu 38 günde. Ama ne oldu? İşte mesela Uzunoluk Mahallesi, Aşağı Pazar Mahallesi, Alaaddin Mahallemiz, Küçükköy, Büyükköy, Yeşilerle ve Yelter. Şimdi 6 belediye hizmet binamızın 4 tanesi bütün tamir, bakım, onarım her şeyi bitirdi, altyapıları bitirildi. 2 tanesi de işte Ramazan'a kadar bitmiş olacak. Ramazan'ın hemen sonrasında 6 belde belediyemizi açıyoruz. Onun personellerini de belirledim. Her bir belediyemize bir memur,
bir halkla ilişkilerci, bir veznedar, bir işçi olmak üzere beşer altışarlı kendi belediye diğer binamızdan ve buradaki personelimizden bu altı tane yere 35 arkadaşın eğitimini vereceğiz. Ramazan'dan sonra bu belediyeler online buraya bağlı olacaklar. Dolayısıyla oradaki vatandaşlarımız herhangi bir dilekçe, belediyeyle olan işlemleri, imar, emlak, sorgulama, para ödeme, hatta diğer kurumlarla da şeyimiz bitti herhalde, bitmek üzere kurumlarla orada elektrik, su, telefon, internet gibi ödemelerini de oradaki veznede vatandaşımız yapacaklar. Bodrum'daki bu sahne kimin başkanı? Kortiye Belediye'nin Büyükşehir mi? Büyükşehir. Sizin işleri hızlı yapmanızla şey ilgili hem olumlu eleştiriler var hem olumsuz var. Mesela şey bir atı şey bitirilen park park değildir. Çünkü şu belli bir sürenin geçmesi lazım, oturması lazım. O yani şey zeminin gibi bazı şeyler var. Kim söylüyor mesela bunu? Yani inşaat mühendisleri olasın. Yok. Başkan oturtmuştur ama. Sanırım. Çöktüğü zaman yine yaparız ama bununla ilgili Kocaeli Belediyesi'nin bu tarz yapacağı parklarla ilgili endişesi olan, bilgisi olan, katkı sağlamak isteyen arkadaşları yönlendirebilirsiniz. Biz onlardan şey almak isteriz, feyiz almak isteriz. Gelsinler anlatsınlar bize. Olur ya, her şeyi bilecek durumda değil miyiz? Şey, Korku Vatani'nin alışık olmadığı bir belediye başkanlığı profili mi çiziyorsunuz? Yani şey, erken kalkan, geç yatan ve denetim, ha yani bu konuda olumlu, olumsuz şey, şey etkiler. Şöyle Hasan Bey, ben duyuyorum bunları. Yani efsaneler falan da çıkartmaya başladı. İşte çok kutsun içinden çıkıyor. He, onda da duruyor başkanım. Onda da duruyor. Ya şöyle bir durum var. Ben hayatımın 25 yılını bu işe verdim. Evet. Ve her zaman anlattığım bir şey var, işte buna insanlara inanamıyor. Yani işte ilk heyecan, ilk belediye başkanları başladığında böyle olur, sabah erken gelir. İşte 3 ay geçer, işte 7'de gelmez 8.30'a geçer o. Ondan sonra bir 6 ayın sonunda bir bakmışsınız, 9.30-10 alınmış. Bir senenin sonunda belediye başkanı ortalıklarda yok. İşte göreceğiz, ben iktidarda bulunuyorum. Diyorum ki zaten benim 25 yılımda, bunu ben her kahve toplantında, ev toplantında söyledim. Benim standart hayatım böyle zaten. Ben günde hiç 5 saat uyumadım hayatım. 4-4.5 saat. Uyurum 19 saat çalışır. Emin olun. Sayın Cumhurbaşkanı çok net söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği en güzel cümlelerden bir tanesidir. İşini aşkla yapan kişi yorulmaz. Ben sabah 6.30 gibi çıktığım zaman motive çıkıyorum evimden. Gece 12.00 gittiğim zaman da sadece duşumu alıp yattığımda o uyku 4-4.5 saat uyku bana yetiyor. Evet. Siz böyle şey bu şekilde desiniz. İşçilerden şey var mı? Öldük, bittik. Ama şöyle bir şey, işçilerimizle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? 8 saat artı 1 dakika çalışmıyorlar şu anda. Zaten 8 saat çalışıyorlar. Evet. Yani mesailerini yapıyorlar. Bir dakika fazla istemedim. Ben daha şu anda hiç fazla mesai bile çalışmadık. Hani ücretini vererek fazla mesai bile çalışmadık. Yani 8 saat çalışıyorlar ve kanuni olarak mesaisinin içerisindeki dinlenme saatleri, çay molaları, sigara molaları, buna işte yemek molaları, biraz daha sonra arkadaşım. Arkadaşım, daha sonra. Tamam. Bir şey söylemiştim. Evet. Dolayısıyla 8 saat artı 1 dakika çalışmıyor. Artık ben bütün işçi arkadaşlarımın hepsiyle ayrı ayrı hepsiyle vuruluyor. Ve buradan bir şey daha söyleyeyim sosyolojik olarak. Hazır kameralar da var. Kokteyli halkından rica ediyorum. İşte duyuyorum ve üzülüyorum. İşte Ömer İşlek geldi, işte 15 yıldır yatıyorlardı, 20 yıldır yatıyorlardı. Bak işte şöyle oldu, böyle oldu. Bu hoş bir şey değil. O işçi arkadaşlarımız zamanında çalışacaktı da isyan mı ettiler? Çalışmadı. İş verildi de yapılmadı. Dolayısıyla Kocaeli halkının çalışan işçilerimizle ilgili ricam şudur. Gördükleri yerde motive etsinler, teşekkür etsinler. Çalışıyorlar, alın terini yapıyorlar. Biz de Kocaeli halkından da ne kadar çok motive edersek o kadar daha iyi, daha verimli çalışıyorlar.
Çöpten kesim meselesi var mı başkanım? Çöpten kesim değil, öyle bir şey var mı? Öyle bir şey olabilir. Valla Antalya'dan arıyorlar bizi. Ajanslar öyle bir şey varsa Türkiye genelde haberi yaparız diye. Yani görüntü haber. Türkiye genelde haberi ben dünya çıkartırmışım. Merak etmeyin, korkuyorum. Bir de motosiklete binmiş gitmişsin. Ya onun şöyle bir şey, yani... ya kapıdan çıktım. Evet. İşte uzun oldu daha ilk... Bayağı işler varmış. İlk bir hafta şeydi, işte... Üst o sırada da işte makam aracı olarak kullanan araç... ben çok sevmiyorum böyle makam arası, makam koltuğu falan sıfır benim hayatım. Yani o egolarım falan bitmiş durumda. Evet. Ya baktım gencin bir tanesi motosiklete geliyor, nereye gidiyorsun dedim. Uzun olup camisinin oraya gidiyormuş. Tesadüf orada olduğu için hadi beni de götür dedi, arkasına atladım. Yani bu çok doğal bir şey. He. Yani. Ya, denetlemek için özel motorla gitmiş, işçiler denetlemek. İşte paraşütle inecek diyen de var. Drone'la takip ediyor diyen de var. İşte kamera sistemi koyup fişliyor diyen de var. Yani ne yapalım? Köpçüler hep köpten kesin içinde geziyor. Ya bunlar çok, çok komik bir şeyler. Ya vatandaşımız şuna bakıyor. Bu hizmet yapılıyor mu? Yapılırken ne tarzı? İnsanlar evet. Buna bakıyor. Yani onun gerisi de bizim kendi 25 yıldır yaptığımız işler zaten. Yapar Ömer işlek yapar benim. Bitti mi? Bizim şey mecliste geçen karar alanlar daha önce büyükşehir şey mecliste tartışmalar sebep oluyordu. Burada kabul edilmeyen orada kabul oluyordu. Burada kabul edilen orada red oluyordu. Bu dönem bu şekilde bir sıkıntı şeyimiz yaşar mıyız? Şimdi bu kehanete girer, yaşar mıyız, yaşamaz mıyız ama ben şu şekilde bakmıyorum. Meclis hürdür, demokratiktir. Oradaki her bir meclis üyesi, hangi partiden olursa olsun her bir meclis üyesimiz gelen kararlar gündeme göre özgür iradeleriyle istediği oyu kullanabilirler. Evet de diyebilirler, hayır da diyebilirler, çekimsel de diyebilirler. Bunun dördüncü bir alternatif yok. Yani üçünden bir tanesini tercih ederler. Ben sadece şunu söylemeye çalıştım. Başta ilçe başkanlarımızın yaptığı toplantıda da. Ben siyaset gözetmeden bir meclis başkanıyım çünkü aynı zamanda ben, belediye başkanı. Bu meclisin başkanlığını yapıyorum. Oradaki kararları partisine bakmadan ben paylaşacağım. Halk. Çok çok önemli gördüğüm ve eğer önünün kesildiği bir şey görürsem de ki bunu bir tehdit olarak söylemiyorum. Şeffaflık ilkesi açısından o tutanağa kim hain dediyse, altına hain dediyse de ben değerli kokteyl hemşerim, anam, babam, dayım, teyzem bugün bu mecliste böyle bir şey geldi, arkada son hakkı imza olamayan meclis üyelerimizde buna hayır dedi, takdir sizin, hüküm Allah'ındır diye veririm. Eğer benim getirdiğim şey doğru, düzgün, memleketin faydasındaysa zaten arkadaşlarımız evet derler. Ama siyaset yapmak adına hayır, hani sizin dediğiniz gibi, büyükşehirdeki gibi, evet. Hayır noktası gelirse de bunun hesabını halka verirler. Benim getirdiğim şey yanlışsa, ben bu mektubu gönderdiğim zaman da İnsanlar değerlendirmesini yaptığında Ömer İşek yanlış getirmiş, bu sefer onlara helal olsun derler. Beni topa tutarlar. O yüzden yani öyle olur mu böyle olur mu değil. Şeffaf gideceğiz bütün kararlarda. Allah inşallah kokteylimiz için meclisimize düzgün gündemler getirmeyi, düzgün yatırım gündemleri getirmeyi, memlekete faydalı şeyler getirmeyi ve onlara oy birliğiyle evet çıkartmayı nasip etsin. Başkan? Kadron arttı diyorum başkanım da. Başkan yardımcılarında bir artış olacak mı? Yok, başkan yardımcısı. Siyasi başkan yardımcısı olmayacağız. Şu anda kadromuz yeterli. Hmm. Ben iki partimizin, iki ilçe başkanımıza da söyledim. Yani burada bir başkan yardımcısı vermek üzere değil, başkan yardımcısı verme, siyasi başkan yardımcısı vermenin şu anda maddi, manevi ve siyasi olarak herhangi bir sebebi yok. Şu anda yeterli. İşleri müdürlük olarak sadece... Müdürüm mü oldu? Başka bir müdür mü? Özel kalem olmadığı için özel kalem müdürlüğünün... Onun dışında bir müdürleşme yok yani müdür. Hayır müdür arkadaşlar diyorum ya ben başlar şimdi 6 aylık bir performans bakıyoruz şu anda. Bu hı. Performansın içerisinde performansı iyi olan arkadaşlarımızı yükseltebiliriz. Performansı olmayan arkadaşlarımızı başka görevler alıp onun yerine başka arkadaşlarımızı koyabiliriz. Bu tamamen belediye olarak bizim tasarrufumuzda. Biliyorsunuz Fen İşleri Müdürümüz değişti. Tolga Bey geldi. Tolga Bey eski karayolcudur. İşte bu demin söylediğim 8 mahalledeki kurum ilişkileri hem Ankara ayağını hem Antalya ayağını yapabilecek kapasitede daha önce de bunu yapmış arkadaşımız devam etti. Ama mesela Ahmet Müdürüm'le beraber de biz
belediye başkanı olarak yan yana el ele kol kola Ahmet Müdürüm'le de toplam çözüm ekibiyle köy kent dolaşıyoruz. Ufuk'ta yeni bir belediye var mı? Ne gibi? Yeni bir inşaat, belediye binası. İşte dediğim gibi şimdi iki tane kaldı. Çomaklı ve Bozova. Yok yok, Kortay Belediyesi. Şimdi belediye binası ile ilgili bir ihtiyaç var mı? Var. Yani bölünmüşsünüz, yeriniz sıkıntılı. Ama şimdi vatandaşın su problemi varken çiftçinin, sosyal alanda sıkıntı varken, işte pazar yerlerimizde sıkıntı varken, otoparkımızda sıkıntı var, Aras'ta sıkıntı varken kalkıp da kendimize yeni bir belediye hizmet binası yapmayla ilgili bir noktaya ben girmem. Yani gerekirse şuraya çadır kurarım. Bütün yani bir araziye çadır kurarım, konteynerde kalırım. İşte çekinmem. Belediye başkanı olarak da konteynerde kalırım. Gerekirse. Ama ilk önce vatandaşın ihtiyaçlarını bitirmemiz lazım. Göğe geldiğinizde karşılaştığınız en büyük bir sıkıntı bir şey mi oldu? Borç mu? Yok. Sıkıntı yok şu an. Yok. Yok sıkıntı yok. Sadece zaman istiyor musun? Zaman. Evet. Çünkü şöyle bir şey, hani bir serap gibi düşünün. Ben hep örneği veriyorum. Hani çöldesiniz, artık buranıza gelmiş susuzluktan. Yani hizmet anlamında convert ederseniz bunu. Susamış vatandaş, bir an önce bir şey istiyor. Haklı olarak acilen yapılmasını istiyor ama bazı şeyler birbirini tetikleyen işler. Zamana bağlı işler var, hemen yapılacak işler var. İşte burada 38 günde ben aslında vatandaşımıza şunu göstermeye çalıştım. Bakın biz 6 günde park yapabiliyoruz. 2,5 gün veya 3 günde koca bir beldeyi temizleyip belediye hizmet binasını yapabiliyoruz. Bizim hızla, yapılabilirlikle bir sıkıntımız yok aslında vermeye çalışıyoruz. Bizim şeyimiz azıcık bekleyelim, bütçelerimizi ayarlayalım. Çünkü biliyorsunuz biz daha önce onaylanmış bir bütçeyi ben şu anda kullanmaya çalışıyorum. Mesela doğrudan alım limitlerimin tamamı fullenmiş durumda. Yani 1 Ocak 31 Mart arasında fullenmiş 3 ayda. 1 yılın doğrudan alımı bitmiş. Kalmadı bir yapısı var. Şimdi dolayısıyla vatandaşımız da bunu bilmek zorunda değil. Ama ben doğrudan alımı kesip açık ihaleye döndürmem lazım. Hani Mehmet amcadan git şunu al gel, işte Ahmet Bey'den şunu al gel, git işte marangoz işlerini şuradan al gel, bizim yöneteceğimiz belediyede olmayacağı için şu anda hızlı davranmamız gerektiği için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte boya aldırıyoruz, belediye hizmet planlarından açacağız. Ama şimdi neyi çıkartıyorum ben? Bir yıl boyunca bize ne kadar boya ihtiyacımız var? Şu kadar ton. İşte Mehmet amcadan, Ahmet amcadan almayacağız biz. İşte üstte 300 atıyorum, 20 ton şu özelliklerde açık ihale. Hatta belediyedeki kullandığımız şekeri, tuzu, çayı bile bir yıllık hesaplayacağız, üstüne %20 daha koyarız, açık ihalede çıkarız kameraların önünde, bir yıllık alırız. Niye? Açık ihale daha şeffaf, isteyen girebilir, alır. Evet. Kimse kimsenin adamı değil. Yani babam Hüseyin'in işte gelecek diyecek ki, oğlum işte şu Çin'de şunu veriyormuş, ucuzmuş dese bile onun vebalini almak istemiyorum ben, açık ihale olsun. O yüzden birilerinin işine gelmeyebilir bu yönetim modeli. Bir sürü araba vardı başka bir geçmiş dönemlerde, kiralık araçları, makam arabaları. Ne yapacaksın onlarla ilgili bir şey var mı? Hepsi gitti, gönderdi. Gitti. Evet. Onu yazmıştım sosyal medyada, ayda 16 bin lira kira ödüyorduk. Yanlış diye değil, yani yoğurt yiyişidir, benden önceki belediye başkanlarının yoğurt yiyişidir. Ama işte benim makam arabasına ihtiyacım yok, dediğim gibi ben bisiklete de dolaşayım. Motosiklete de dolaşayım. Tasarruf yapmamız lazım. O yüzden gönderdim. Belediyede başka işte birim müdürlerinde kullanılan araba vardı, onları aldım. Bir tane ortak araba koydum buraya, hangi müdürün ne zaman işi varsa gidiyor, geliyor. Yani ayrı ayrı arabaya gerek yok, zaten bu kadarlık yer. Evet. Ha şunu söyleyeyim, makam aracı almayacağım mı alacağım? En iyisini alacağım. Çünkü ben kokteyli temsil ediyorum. Antalya Büyükşehir'e gittiğim zaman diğer belediye başkanlarının yanında bindiğim arabadan giydiğim kıyafete, oturduğum sıradan yaptığım tokalaşmaya varınca kadar kokteyl halkını temsil ediyorum. En iyi arabaya binerim. Ama kokteyli içi için değil, dışarıya karşı temsil niteliğinde. Ona da zamanı var. Hani günü geldiği zaman son model Mercedes de alabilirim, son model BMW de alabilirim ama şu anda zamanı değil. O yüzden hani makam arabasının bir şeyi yok, tercih yok yani. Ankara'ya giderken araba kiralayarak gittim yani, kiralık arabayla. Allah. Sonra kiralık arabayla gittim yani.
Yani şu mevcut burada şehir içinde kullandığım siyah Toyota'nın gidip gelme şansı yoktu Ankara'ya. Kiralık arabayla gittim ya. Ne olur bir şey mi eksildi? Hayır. Ama ben isterdim bir bakanlığa gittiğim zaman, bir genel müdürlüğe gittiğim zaman. Ben de isterdim işte Audi ile gideyim şimdi. Diğer belediye başkanları öyle gidiyor. Ben o arabayı istediğim için değil. Temsil anlamında söylüyorum. Temsil önemlidir. İçinizi temsil ediyorsunuz. Ezik olmaması lazım kokteylin. Yani Konyaaltı belediye başkanı neyse kokteyl belediye başkanı o. Antalya bunu hissetmesi gerekiyor. Ömer İşlek değil burada. Korku dedi ismi. Bakın ben Kumluca şeylerine gittim. Davet etti belediye başkanımız. Güreşlerine gittim. Sağ olsunlar girdik. İşte güreş adetlerinden dolayı anons yapıldı. Bir protokole çıkarttık. Yer yoktu. Kenara köşeye bir tane plastik masa koydu. Sandalye koydular en ucuna protokolün. Geçtim oturdum. Orada da bir sıkıntı yok. Belediye başkanının da bunlardan haberi yok orada. Ama ben orada bir hareket yaptım. Ben oturduğumda orada MHP ilçe başkanımızla beraber gittik ve ben AK Parti meclis üyemiz Ogün Taş Bey bizim şu anda güreş komite başkanlığını yapıyor. Bu güreşleri yapacak komitenin başkanı. Ben onunla beraber gittim. Gittiğimde namaz kılmak için saat 2 gibi, 2 çeyrek gibi çıktık. 20 dakika, 25 dakika namaz kıldık. Geldiğimizde bütün protokol doluydu. Protokole geldiğimde ben belediye başkanıyım. Belediye başkanı olmayan eski belediye başkanları, eski ilçe başkanları hep full doldurmuş. Oradaki protokoldeki, belediye protokolündeki arkadaşımız baktı, birkaç kişiye kaldırmak istedi, kalkmadılar. Sonra protokol müdürü geldi bana dedi ki, başkanım hemen şu arka tribünden size iki kişilik yer ayarlıyorum dedi. Dedim ki, başkanınıza selam söyleyin. Ben Ömer İşlek olarak oturmuyorum burada, kokteyl halkını temsil ediyorum. Ben kalkıp da kokteyl belediye başkanınız, bütün herkes orada oturacak, ben kalkacağım. Sırtakta arkada şeyde oturacak. Tribünde oturacağım. Başkanımıza selam söyleyin dedim, terk ettim orayı. Ondan sonra telefonlar geldi, özür dileriz, geç. Ben kokteyl halkını temsil ediyorum. Orada birisi fotoğraf aldığı anda bütün belediye başkanları orada, Korkuteli Belediye Başkanı orada, Ömer İşlek değil. Ben şimdi üstünde bağdaşlık kuralım. Yani bunlara da dikkat edeceğiz. O anlamda araçlar konusunda cevap olsun diye söylüyorum. Hevesim arabaya değil, makam arabasına değil. Günün zamanı geldiğinde Korkuteli temsiliyle en iyi arabayı da alırız. 300 milyar da veririz, 500 milyar da veririz, 1 trilyon da veririz. Orada bir sıkıntı değil. Ama yalnız ilk önce bir yorganıza göre uzatalım. Belki hibe de gelir yavaş. Bakarız. Ben sonrası alıştık kendine böyle. Evet. Yani şu anda dediğim gibi herhangi bir iş adamımıza çıksam desem ki ya böyle böyle bir makam arabasına ihtiyacım var desem almayacak mı bir iş adamımız? Alır. 150-200 bin liraya bir tane makam arabası alır. Ama ben ne istiyorum ya, bana bir tane kepçe alın diyorum ya. İş. Bir tane GCB alın diyorum. Bana bir tane kamyon alın diyorum. Şu anda onlara ihtiyacımız var. Çalışmaya gireceğiz. Kardeş belediyelerden bir destek var mı? Şöyle mi? Olacak mı? Kardeş belediyeler de kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar şu anda. Her şeyi anlamadım soruyorsun. Alanya mı? Evet. Burada bir sıkıntı yok. Ben kardeş belediye deyince geçen gün bir muhabbet oldu da bu kardeş belediyeler kuruluyor ya. Yok yok. Başka? Ha, bizim işte parkurumuz dışında başka bir türlü diyen günü sabahtırız hiç alakasız bir konuya. Hani parkurumuz Hamza Yerlikaya'nın yanına gittin diye böyle bir konuşma geçiyor. O 250 binlik şey mi? 250 bin olmaz, 50 bin olur. Başkanım yanına bir... Yok, yapılacak. Ben onun sözünü söylemiştim, onu yapılacak ama dediğim gibi şu süreç içerisinde devralmamızdan dolayı bir sene geçip geçtiririz bu. Yoksa o çok büyük bir şey. Onu soruyorlar çünkü. Ya bu o çok, başlar... çok büyük bir şey değil. Evet, benim ağzımdan söz çıktıysa yaparım sıkıntı. Yok, 250 bin lira zaten büyük bir para, fark yaratan. Yani onun altında yaparım. Biliyor muyum? Bakın ben araziyi halledip ekiple beraber başına gitsem ben bir günde yaparım öyle. Yani elimde atölyem var, marangozhanem var. Belki 100 bin lirayla çıkartırız öyle farkı. Ama şimdi siyaseten bakmıyorum ya ben bu işe. Bir işi yapmak için yapmak istemiyorum ama vatandaş da şunu buğz etmesin. Ya benim işte yolum yok, arabam çukurdan çıkmıyor, motosiklet üzerine proje yapmışız. Da işte o yüzden bir yıl toparlamam lazım toplam çözüme gidiyor. Şu anda delikleri kapatıyorum. Açıklamaları yapmam lazım. Şimdi mektuplarımı gönderdim 8 mahalleye. Başkan, geçen gün bazı şeylere kısıtlama yapmışsın ya. Mesela düğünlere sandalyeler, cenazelere. Tamam düğün işi olmayabilir ama cenazelerde böyle bir şey... Ben yani... cenazeleri yasaklama diye bir şey yapmadım. Bir, ikincisi Büyükşehir Belediyesi zaten cenazelere gönderiyor. Yetmezse
Tabii ki Kovukteri Belediyesi olarak ben cenazelere verebiliyorum. Ben düğünleri şey yaptım. Ha, düğünlere. Tabii. Ve hesabımda yazıp koydum oraya 525 milyar yani. Yarım trilyon para. Az para değil mi? Bu sene sağ genişleyecek mi Bileşler'den? Ne yaptınız başkanım? Bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Yok yapmadım işte. Bu hafta ve önümüzdeki hafta bir sahada şey yapacağız. Sahada inceleme yapacağız. Bakacağız elimizden geldiğince. Türbünler konusunda. Başka bir şey yoksa? Başka kalalım. Kalkalım ya başkanım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.